O hesap öyle değil, Sayın Erdoğan yayını yapacağız. Neden o hesap öyle değil, Sayın Erdoğan yayını yapacağız derseniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aklımızla dalga geçer gibi açıklamalar yapıyor. Ardı ardına hem de aynı yayının içinde benim yayınımın içine sığmayacak kadar akıl ve gerçek dışı şeyler söylüyor. Özür dilerim Sayın Cumhurbaşkanı, ama AKP Genel Başkanı olarak gerçekten gerçeklikle ilişkisi olmayan şeyler söylüyorsunuz. Bu programda çarpıtmalara karşı gerçekler programı. O yüzden dünyanın binbir hali başlasın. Bakalım gerçekler neler? İsraf diyorlar, asla. Bizim kitabımızda israf yok. Tam anlamıyla finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Evet, israf kitabımızda yok. Ya biz yanlış kitabı mı okuyoruz? Ya da siz mi yanlış kitabı okuyorsunuz? Sizin kitap dediğiniz eğer 21 yıllık iktidarınızda yaptıklarınızsa Sayın Erdoğan, o bir israflar kitabı. Biz çünkü icraata bakarız, lafa değil. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Laf çünkü öyle konuşuluyor. Zaten bolca dinledik bunları. Şimdi yazlık kışlık saraylar, Ankara yetmedi. Yazlık ve kışlık saraylara ihtiyaç duydunuz nedense. Marmaris'te dönümlerce arazi içerisinde ve Bitlis'te, Ahlat'ta 1 milyar 347 milyon liraya mal oldu bu saraylar. Fakat işin bir püf noktası var. 1 milyar 347 milyon nedir ya? Hiçbir şey. Önemsiz değil mi? Öyle değil. Bir de onun dolar kuru olanı var. Dolar kuruyla baktığımızda olay birden değişiyor. Sadece Marmaris'teki yazlık sarayın. Çünkü öyle ihtişam lazım bize. İhtişamsız olur mu? İtibardan tasarruf mu edilsin yani? İşte o ihtişamlı Marmaris sarayının maliyeti 105.4 milyon dolar. 2 milyar lira. Diyeceksiniz ki Emin Çapa biraz önce iki saraya 1 küsür milyar dedin. Bu nasıl oluyor bir tek? İşte o dolar kuru farkından dostlarım. Recep Tayyip Erdoğan enflasyon canavarını üzerimize saldığı gibi dolar kurunu da canavarlaştırıp TL'yi itibarsızlaştırdığı için böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Sadece Marmaris'teki yazlık saray 2 milyar. İsraf değil tabii ki. Ne israfı? İtibar israf olur mu? Olmaz tabii. Vatandaş et alamıyor. Aman, önemli olan itibar. Kimin itibarı? Recep Tayyip Erdoğan'ın saraylarının itibarı. Bitmedi. Bir de Ankara'da var biliyorsunuz. Ankara'daki saray 1.4 milyar dolara mal oldu. Bir daha söylüyorum. 1.4 milyar dolara mal oldu. 27 milyar lira Türk lirasıyla. 1.4 milyar dolara mal olan sarayın maliyeti 27 milyar lira dostlarım bugünkü parayla. Ama o da yetmedi. Bir de onun ek sarayı var. Ek sarayda 700 küsur milyon dolar. Bakın 1.4 milyar dolara saray yapıldı. Yetmedi Ankara'da. Hani yazlığı kışlığı ayrı. Ankara'daki saray ayrı. O sarayda yetmedi 1.4 milyar. Ama israf değil işte. Siz anlamıyorsunuz. Biliyorsunuz daha önce sarayın mutfak masrafı, araba lastiği, benzin masrafı, temizlik, mefruşat, mutfak malzemesi, sarayın var mı? Derdin var dostlarım. Saray dediğin bakım istiyor. Senin benim evime benzemez ki. Ne olacaktı? Benim 55 metre taban alanlı evim gibi mi olacaktı? Tabii ki olamaz. Sarayın mı var? Derdin var. Sarayın 2023'teki sarayların, daha doğrusu kışlığı, yazlığı, bir de Ankara'daki bakım gideri. Bakmak lazım saraylara. 104 milyon lira dostlarım. bu sene 104 milyon lira bütçeye konuldu. Tutmayacak, ek bütçe gerekecek. Kim seçimi kazanırsa kazansın bir ay sonra. Ek bütçe gerekecek. Bir daha söylüyorum. Ek bütçe gerekecek. Yapıldığında bile bütçenin bir anlamı yoktu zaten. Meclisten geçtiğinde bile. 104 milyon olmayacak tabii ki. Çok daha yukarıda olacak. Bitmedi. Şimdi saray varsa sarayın teşrifatı lazım. Cumhurbaşkanı saraydan yayınlar yapıyor. Farkında mısınız o halılar, o perdeler, o koltuklar, teşrifat. Saraya bir de 20 araba bu sene. Bilmiyorum kaçı alındı, bize bilgi verilmiyor tabii. 20 araba ve sarayın teşrifatı için halılar, koltuklar, perdeler, neyse o mefruşat harcamaları, artık avizeler, bilmiyoruz tabii biz saraylar. Bilmiyoruz, saray insanı değiliz. 395 milyon liracık. Hiç israf yok. 395 milyon lira. Bu sene 2023'te 20 araba artı teşrifat gideri sarayı. İsraf yok. Kitabımızda israf yok. Sizin kitap yanlış. Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabında israf yok. İçecek giderlerini vermiştim. Bu senekini tabii ne zaman göreceğiz kim bilir. 2022'yi daha Yargıtay incelemedi. 2021'i biliyoruz ama. Ejder meyveli sümiti sizin zannettiğiniz kadar ucuz bir şey değil bu sümiti dedikleri. Bilmiyorum içtiniz mi? Ben hiç içmedim. İşte onların maliyetlerini 2022'de ne kadar olmuş? Yargıtay incelediğinde, ay nereden çıktı Yargıtay? Sayıştay, özür dilerim. İncelediğinde öğreneceğiz hep beraber. Ama şunu biliyoruz. Bu sene sarayın mefruşatı ve 20 araba için 395,5 milyon lira harcanacak ve bu israf olmayacak. İsraf muhalefetin uydurması. Sarayda israf olmaz. Harcamalar yapılır sarayda. Ama Sayın Erdoğan sadece böyle şeyler söylemedi. Sayın Erdoğan bir muhalefet lideri. 21 yıldır ülkeyi yönetmiyor. Bir iktidara gelse, siz bir oy verseniz, bakın enflasyon canavarını nasıl yenecekmiş Cumhurbaşkanı, bir dinleyelim beraber. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak refah düzeylerini yükselteceğiz. Şimdi gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, enflasyonu %80'lere çıkardıktan sonra 50'lere indirdik diye Sayın Ekonomi Bakanınız sevinç naraları atıyor. Ya enflasyonu 80'lere ben mi çıkardım? Kim çıkardı? Siz çıkardınız. Sonra 50'ye indirdik diye seviniyorsunuz. Nereden geldi? 8'lerden. Bunda sevinecek ne var? Ayrıca bir düzeni bozan aklın, bir yıkımı yaratan aklın o yıkımı düzeltmesi beklenemez. Bilime, akla aykırı, eşyanın doğasına aykırı. Bu enflasyon canavarını yaratan iktidarınız bu enflasyon canavarından bizi kurtaramaz. Uğur Gürses bir tweet paylaştı. Dünyada gıda fiyatları artıyor bahanesinin arkasına saklanamayız diyor. Bunu ekrana bir verir misiniz? Kırmızıyla olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun gıda enflasyonu, yani sizin yaşadığınız gıda enflasyonu. Turkuazla gördükleriniz ise FAO'nun gıda enflasyonu. Yani dünyadaki ortalama gıda enflasyonu ne, düşüyor, dikkatinizi çekerim. Bizdeki gıda enflasyonu ne? Görüyor musunuz? Aradaki farka bakar mısınız? Halbuki 2018 yılında neredeyse aynıydı gördüğünüz gibi. Bu neyi gösteriyor? Dünya bahanesine, Rusya'da savaş var, dünyada bilmem ne var bahanesine sığınılamaz. Bu enflasyon canavarının suçlusu kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bu enflasyon canavarını hanemize kim saldı? Bu gıda enflasyonunu kim kudurttu? Recep Tayyip Erdoğan. Aramızdan yalanı kaldıralım. Aramızdan yaranı kaldıralım. Bu canavarı hanemize siz soktunuz Sayın Erdoğan. Şimdi onu hanemizden çıkaracağınızı söylüyorsunuz. Çıkaramazsınız. İddia ediyorum. Siz 2021 yılının Ağustos ayında enflasyonun düşeceğini iddia ettiğinizde ben 2022 yılının Ocak ayında Aralık ayının aranacağını, Nisan ayına geldiğimizde ah Ocak ne güzelmiş, Haziran'a geldiğimizde Nisan şahaneymiş diye onları arayacağımızı söylemiştim. Siz enflasyon düşecek demiştiniz. Ağustos ayında 2021'in. Sonuç ne oldu? Enflasyon canavarı hanemizi yıktı, geçti, ezdi. Ve şimdi çıkıp beni bir daha seçerseniz enflasyon canavarını alacağım hanenizden, düşüreceğim diyorsunuz. Geçen hafta bir olay demir vardı. Efendim, enflasyon canavarı tek hane olacak, maaşlarımız artacak, maaş artışlarının altında kalmayacak. Öyle mi? Buyurun. Asgari ücretle kaç kilo et alınıyor? İspanya'da bir asgari ücretli 169 kilo et alıyor. Almanya'da 149 kilo et alıyor asgari ücretle. Fransa'da 108, Türkiye'de 41 kilo. 41 kilo. Aa, ilginç. Peki tavuk eti? Almanya'da 426 kilo tavuk eti alıyor asgari ücretle. İspanya'da 388 kilo. Fransa'da 311 kilo. Türkiye'de 215 kilo. Nasıl ezdirmemek bu? Enflasyonun üstünde artış nasıl oluyor ya? Bitmedi. Balık etini de verir misiniz arkadaşlarım? Bir de onu görebilirim. İspanya'da 97 kilo balık alabiliyorsunuz. Balık eti alabiliyorsunuz. Balık alabiliyorsunuz. Balık eti demeyelim. Almanya'da 81, Fransa'da 50, Türkiye'de 27 kilo alabiliyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Türkiye zengin ülke, işte efendim Türkiye'de herkes her yerlerde doluşuyorlar. O da öyle değil o hesap. O hesap öyle değil dostlarım. O hesap öyle değil. Herkes diyor ki git lokantalara bak, git AVM'lere bak. Yahu bu ülkenin nüfusu kaç? Siz farkında mısınız? Bu ülkenin nüfusunun %10'u orta gelirin üstünde olsa Danimarka'nın yarısı. %20'si olsa Danimarka'nın diyorum, Hollanda'nın yarısı. %20'si orta gelirin üstünde olsa Hollanda. Hollanda'dan daha büyük. Danimarka'nın nüfusu 5,5 milyon, bu ülkenin nüfusunun %10'u 8,5 milyon. Şaka mısınız? O kadar zengin her yerde var. Doldururlar o lokantaları. Bodrum'u da, Çeşme'yi de, Alaçatı'yı da doldururlar, İstanbul'u da doldururlar, Ankara'nın, İzmir'in lüks lokantalarında doldururlar. %10, 8,5 milyon. Mesele halkın geri kalanı. Şimdi ben size daha önemli bir tablo göstereceğim. Et alamayanların ne kadar büyük olduğunu ben size göstereceğim. Nüfusun ne kadarı asgari ücret ya da onun çevresinde ücret alıyor. Yani biraz üstünde. Asgari ücret veya biraz üstünde. Avrupa Birliği bunu %10 civarında üstünde diye hesap ediyor. Türkiye'de çalışanların %57'si DISK ve Eurostat'ın araştırmasıdır, rakamlarıdır. %57'si, 100 çalışandan 57'si, 1000 çalışandan 570'i, 10 çalışandan 6'sı neredeyse asgari ücret ya da ona yakın bir ücret alıyor. Fransa'da bu oran %8, Almanya'da %5, İspanya'da %1. Sizi kıskanan Almanya'da 100 çalışandan 5'i asgari ücretli. Niye kıskansın Almanya sizi? %57'si asgari ücretle çalışmadığı için mi? Demin gördüğünüz et oranlarına bir de böyle bakın derim Sayın Erdoğan. O hesap öyle değil. TÜİK'in enflasyonuyla bize konuşamazsınız. Seçim propagandası yapamazsınız. Çarşıya çıkıyoruz, pazara çıkıyoruz, alışveriş yapıyoruz evimize. Ama olay burada da bitmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan depreme ilişkinde çok acayip bir bilgi aldık. Bakın ne dedi. Eğer biz bugün deprem felaketinin altından rahatlıkla yatabiliyorsak, kalkabiliyorsak, finans yönetimini başarıyla yürüttüğümüz için kalkıyoruz. Yani neresine ne diyeyim şu anda şaşkınım. Finans yönetiminin başarısını mı? Yoksa depremin altına yatmak, o daha doğru olmuştu bu arada. Deprem afetinin altından kalkamadık. Altına yattık, öyle kaldık enkazın altında. O ayrı. Şimdi şu görüntüyü baştan lütfen seyircilerimize bir okutur musunuz? Bu görüntüyü dün sosyal medyada gördüm. Burası Hatay. Depremzedelerin çamurlar içindeki durumunu görüyor musunuz? Çamur o yerler. İşte gördüğünüz gibi. Bir de görmeden dediler ki hünkârın evi sağlamış filanmış dediler. Aa gelin gözünüzden görün. Heh. Çamura bak işte şimdi çadırın arkaya da gösterecek. Daha iyi bu belediyeden kepçeye getirdik. Ardına arka işledik. Bu görüntüler size depremle asrın felaketiyle altından, enkazın altından başarıyla çıkmış bir yönetimi hatırlatıyor mu size? Şu çamurlar, hala konteyneri verememişsiniz, 66 gün geçmiş. Bunlar size başarılı bir görüntü veriyor mu? Finans yönetimi başarılıymış. Güldürmeyin bizi ya. Dalga mı geçiyorsunuz siz bizim aklımızla? Peki o kadar başarılıydı da finans yönetimi. Affedersiniz. Daha kısa bir süre önce bu ülkenin İçişleri Bakanı kameraların önünde dönüp de hayırseverlere kahvaltılık ihtiyacı var, iç çamaşırı ihtiyacı var, eşofman ihtiyacı var demedi mi? Buyurun dinleyelim. Ülkenin İçişleri Bakanı depremin enkazında başarılı bir şekilde mücadele edilmiş mi, edilememiş mi afetle? Kendi söylesin. Kurguda, koli kurguda en çok ihtiyacımız olan meselelerden bir tanesi, ihtiyaçlardan bir tanesi budur. İkincisi özellikle kişisel hijyen ve kişisel temizlik ürünleri, şampuandan tutun ıslak mendiline kadar buna ihtiyaç var. Üçüncüsü çay, şeker, kahvaltılık. Dördüncüsü özellikle gerek çocuklarımızın, gençlerimizin, gerekse insanlarımızın, orada yaşayanların eşofmana ihtiyacı var, terliğe ihtiyacı var ve spor ayakkabısı gibi ayakkabılara ihtiyacı var. Çocuk, kadın ve erkek iç çamaşırı. Seferberlik halinde olan vatandaşlarımızdan taleplerimiz bunlardır. Anladınız siz onu. İBAN geliyor. İBAN geliyor. Çok başarılı. Finansal olarak harikulade. Finansal olarak şahaneyiz. Çok iyi baş ettik. Finansal olarak bu kadar harika bir iktidarımız, bu kadar harikulade bir reisimiz, dünya liderimiz olmasaydı hayırseverlerden kuru gıda ister miydi İçişleri Bakanı?